Ben fakülteyi bitirdikten sonra yani birçok şansım vardı. Şu an eğer o kafayla diyelim ki gitseydim şu an benim alacağım maaş 2,5 milyar 3 milyara yakındı. Amma ve lakin yo. Yo. Ben şahsen yaptığımı söylüyorum. Bir şeye karar verdim. Bu efendim ortalıktaki okulların vermiş olduğu eğitimle benim Allah'ı, peygambere, dinimi, İslam'ı anlamama imkan yok. Tamam mı? Bu kafanın mutlaka değişmesi lazım. Allah ne buyuruyor Celle Celaluhu? وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا Sözü Allah'tan daha doğru olan kim? En doğru sözlü olan kimdir? Allah Celle Celaluhu. Ben ne yapacağım peki? Bir çocuğun yemek yemesi için önce veya annesini emebilmesi için önce ağzının kaslarının gelişmesi lazım. Kasların gelişmesi lazım. Kasları çocuk efendim emmeyi beceremiyor. Ağız kasları gelişememiş, ondan sonra bu çocuk meme emecek. Nasıl emecek peki? Gibi. Bu kafayla 19-20 sene bu okullarda okudun. Bu kafayla senin ne Allah'ı tanıman mümkün, ne Muhammed Mustafa'yı, ne Kur'an-ı Kerim'i, ne şunu ne bunu mümkün değil. Çekilsen bakayım bir kenara, çekildin bir tenhaya. Bir imamla kaldın, yani adres belli olsun diye. Oturduk hafızlık yaptık. Bir taraftan peki Arapçaya gene devam ettim dışarıdan vesaire. Üniversitede okurken aynen dışarıda eksi 60 derecede hoca peşinde geziyordum Erzurum'da. Ondan sonra geldik buraya. Burada devam ettik vesaire falan filan. Ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu biliyor musunuz? Yani ben tefsiriyle birlikte çalışarak hafızlık yaptım. Gördüm ki benim hayatım boyunca doğru bildiğim bazı gerçekler benim karşıma yalan ve sahte çıktı. Yani senin anlayacağın içme suyu kanalizasyon suyuna karışmış. Sapla saman birbirine karışmış. Karşı taraf bak bizden ürkmüyorlar. Bizden o kadar da yani tiril titremiyorlar. Niye? Bunlar okusun ilimleri. Bunlar okusun hadis tefsirleri, hadisleri, fıkıhları. Nasıl olsa kafalarını ve kalplerini biz işgal ettik ya. Bu ilimlerin onlara vereceği bir şey en fazla hamallıktır diyorlar. O bakımdan Kur'an'la meşgul olacak olan bir insanın, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le meşgul olacak olan bir insanın önce şu mevcut kafayı bir kenara bırakması lazım. Sıfırdan başlamak suretiyle efendim inşaatın betonunu, tuğlalarını ona göre dökmesi, döşemesi gerekiyor.